Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda 4. bölüm 6. testin çözümünü yapacağız. Üçgende kenar ortayla alakalı bir test ve pekiştiriyorum test arkadaşlar. Hadi bakalım çözüme başlayalım. GABC üçgenin K da ABD üçgenin ağırlık merkezi olarak verilmiş. Arkadaşlar şu K noktası bu üçgende bir ağırlık merkeziymiş. G de büyük üçgende bir ağırlık merkeziymiş. Hemen G'nin burada bir ağırlık merkezi. K'nın da burada bir ağırlık merkezi olduğunu söyleyelim. Hocam G burada bir ağırlık merkezi ise o zaman şu kenarla şu kenar birbirine eşittir. K da burada ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden geçen bir kenar ortaydır. Hocam bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. E bu bilgilere göre bir de D ile bu dik verilmiş. Ha burada ne oldu? Ne oluştu? Dik tabanı iki parçaya böldü. Nasıl bir üçgendir hocam bu? X kenar üçgendir. Yani şu kenarla da şu kenar Kesinlikle ama kesinlikle birbirine eşittir. Hatta burada bir muhteşem şu çıkmış oldu belki içime yarar. Şurası da 90 derece diyebiliriz arkadaşlar. Sonra ne diyor? Burada ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye söyleniyor bize. AGLKD'nin e oranlamasından bahsediyor. Nasıl bir şey yapabiliriz arkadaşlar burada? Vallahi iki tane seçenek var. Ya ben buradaki ağırlık merkezini kullanacağım ya da buradaki eşitliği kullanacağım. Bu eşitliği kullanıp şöyle şuradan paralel çizip de yani şuna paralel çizip de işlem yapabiliriz. Hatta muhteşem şu çıkar arkadaşlar buradan. Oradan sonuca ulaşabilirsiniz. Bir ya da şuradaki ağırlık merkezini kullanmak daha mantıklı sanki. Hocam ağırlık merkezi ya buradan geçen ne olacak? Kenar orta olacak. Ya bunu çizeriz ya da bunu çizeriz. Hiç fark etmez. İstediğiniz yerden çizebilirsiniz. Ama sanki bu daha sade olacak arkadaşlar. Şuradan çizdiğimiz kenar ortay. Ağırlık merkezinin mantığını kullanıyorum yani. Ağırlık merkezinde hocam bu ağırlık merkezi ise o zaman burası A ise burası 2A mıdır? Evet. Hocam bu da ağırlık merkeziydi. Burası K iken burası 2K. Hatta burası da N iken burası da 2N değil mi? Evet. Bu arada şu bir ikiz kenar üçgen değil mi? İkiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda ne olacak? Açı ortay olacak. Tamam. Hocam şurada 2'ye 1 oran var. Burada da 2'ye 1 oran var fark ettiyseniz. Bak 2'ye 1 2'ye 1. Dolayısıyla bunlar ne olmak zorunda? Kesinlikle ama kesinlikle paralel olmak zorunda. Kenan Gökçen BC birbirine paralel verilmiş. Doğru mu çıktı? Kesinlikle doğru çıktı. Sonra başka e, AG ile KD'den bahsetmiş. AG'ye bakıyorum. Burası. KD'ye bakıyorum. Burası. 2K ile 2N'in eşitliği yok. Oranda, oranlamalar var burada. Eşitliğinden bahsedemiyorum şu an. Dursun bu. GD ile KG'ye bakacağım şimdi. GD ile KG'ye bakacak olursak. ha, şunlar paralel bulduk ya. Z'den dolayı Burası nokta açısı oldu mu arkadaşlar? Oldu. Noktaya nokta. ikizkenar kenar çıktı. Burası da K mı oldu? Evet. Yani şu da birbirine eşit oldu. Sonra KG uzunluğunun 3 katı. KG uzunluğunun 3 katı. KG'yi K bulmuştuk. DC uzunluğuna eşitmiş. DC uzunluğu da 3K'ya eşitmiş yani. Arkadaşlar burası K iken burası 2K. Çift çizgi dediğimiz 3K. Yani burası da 3K oldu. Gerçekten de KG'nin 3 katı 3K'ya eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bu da doğru. Ama AG ve KD hakkında herhangi bir şey söyleyebiliyor muyuz arkadaşlar? Herhangi bir şekilde eşitlik falan maalesef bulamadık. O zaman ne diyoruz? Cevabımız 2 3 ve 4 olur. Yani birinci sorunun cevabı Denizli oldu. Geldik 2'ye. Ekstra eşitlik var. Kesin ortada var. Bakalım. Arkadaşlar ABC üçgenin çevresi kaç birindir diye soruluyor bize. ABC bir de G ABC eşkenar üçgenin ağırlık merkeziymiş. Hmm. Madem ağırlık merkezi. Hocam burası K burası da K. Burası ne oldu? 2K oldu. E şuradan bir kenar ortay çizsem bir işime yaramıyor. Yaramıyor. Şu ağırlık merkezini kullanacağım. Buradan bir kenar ortay çizsem yarıyor mu? Yarıyor. Niye? Hocam şunlar birbirine eşit. Çok güzel. Bunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Hocam bak eşit eşit. Ort taban sağlandı mı? Sağlandı. 12 ise burası kaç çıktı? 6. 6 ise burası kaç çıktı? 12. E hocam bu kenar ortay doğrusunu kaç bulduk? Şuraya çizeyim isterseniz. 12 bu 18 bulduk. Hocam bu aynı zamanda bir eşkenar üçgende. Yani 60 60 60 yani 30 30 oldu ve buradaki uzunlukta kaç? 18 çıktı. E madem burada 60'ı karşı 18, 30'un karşı 18 bölü köküç. 18 köküç bölü 3'ten 6 köküç oldu burası. E burası da 6 köküç. Bir kenar kaç çıktı? 12 köküç çıktı. O zaman bizim çevre 12 köküçten 3 tane var dersin. 36 köküçü işaretler geçersin. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Geldik bir sonraki soruya. 90 derece var. Ağırlık merkezi varsa ki ağırlık merkezi yok. Bakalım neler var burada. KC uzunluğu K iken neresi 2K verilmiş? DK uzunluğu 2K verilmiş. Hmm. Sonra AD ile DB birbirine eşit verilmiş. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Bir de BL ile LC. Bunlar da birbirine eşit verilmiş. E ne yapacağız hocam? Şunlar eşit bunlar eşit. Acaba orta taban mı çizsek şöyle? Orta taban mı olursa? 24 ken 12. Bir işine yaradı mı? Yaramadı. Niye? Buradaki 1'e 2 oranını sen kullanamadın. Değil mi? E o zaman buradaki orta taban bir işine yaramadı. O zaman şu K2K'yı da düşünüp de bir şeyler yapmalı. Hocam orta tabanı şöyle mi çizsek acaba? Şu eşitliğin olduğu yerden mi çizsek? Hani şöyle de çizsek çıkacak arkadaşlar onu da söyleyeyim de. Ama şekil biraz düzensiz oluyor. Ben burada ne yapayım? E o zaman burada bir kenar ortaylık var. Burada da eşitlik var. E bir muhteşem üçlü çizeyim. Şöyle bir muhteşem üçlü çizecek olursam. Hocam muhteşem üçlü çizdiğim zaman yani burası 12 iken Burası da 12 iken burası da 12 olacak. E hocam bu kenar ortay bu kenar orta olduğu için ağırlık merkezi olacak. 1'e 2 oran olacak. Yani burası K iken burası 2K olacak arkadaşlar. Ee, tamam 2K olacak. 3K olduğu için K'ya 2K şeklinde parçalacak. Yani burası da K oldu. A şimdi burada ne çıktı arkadaşlar? Bir orta taban çıktı mı çıktı. Çünkü şunlar eşit şunlar eşit. X'e burası ne yapar? 2X yapar. E hocam orta tabanlar 2x yaptı. Burası ağırlık merkeziydi. 2x iken burası da x yapar. Bu arada 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem şu olduğundan burası da 3x burası da 3x yapar mı arkadaşlar? Yapar. 3x 12 ise x'te kaç çıkar o zaman? 4 çıkar. Cevabımız böylelikle 4 oldu. Yalnız böyle ee, yani sıkıntılı demeyelim de zor bir soru diyebiliriz. Niye göre muhteşem şu çizeceğiz? İşte orta taban etiyor aslında soru bize ama yani biraz da e, soru çözerek de oluşabilecek bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Çözüm yapılabilecek bir soru diyebiliriz. Evet üçüncü soruyu açcayı bulduk geldik dördüncü soruya. GABC üçgeninin K'da ABD üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Evet KAB şu üçgenin ağırlık merkeziymiş. G de öbürünün ağırlık merkeziymiş. E burası ağırlık merkezi. Burası da ağırlık merkezi ise arkadaşlar. Öncelikle şu ağırlık merkezine yoğunlaşalım. Arkadaşım burası K iken burası nedir? 2K'dır. Hocam 90 derece var. 90'dan çizilen kenar ortay. Hop muhteşem üçlü oldum mu burada arkadaşım. Oldu. Yani burası da 3K oldu. Burası da 3K oldu. Hocam G'de ağırlık merkeziydi burada. E ağırlık merkezini kullanacağız mı burada? Kullanacağız. Bir de bir şey daha vermişler arkadaşlar. BD ile AC birbirine eşit demiş. Hocam BD ile AC. G ağırlık merkeziydi ya. G ağırlık merkezi olduğu için şunlar da birbirine eşittir. Ve bu arada şuraya adam bize ne vermiş? Buraya adam 6K demiş. Hocam burası 6K ise o zaman buraya 3K kaldı. Burası da 3K kaldı. Aa ne çıktı burada? 3K, 3K, 3K. Bir eşkenar üçgen çıktı. Hemen yazalım. 60, 60, 60. E hocam sonra ne oldu burada? E 60, 60, 60 eşkenar üçgen çıktı. Sonra burada şunları da parçalasak mı? Parçalayalım tabii ki. Parçalılar nasıl parçalanır burası? G ağırlık merkezi ya. 6k olduğundan dolayı 2 3'e e böldüğümüzde kısa parçayı buluyorduk. Yani burası kaç çıkar? 2k çıkar. O zaman buraya da k kaldı. Gençler dikkat 1'e 2 1'e 2 oran var. O zaman burada da bir paralellik çıktı mı? Çıktı. Ya da direkt şeyden de yapabiliriz aslında. Hocam k k burası 60 derece burasıysa o zaman e, burada da bir eşkenar üçgen çıktı mı? Çıktı. Sonra buraya 30 derece kaldı. 30sa 2 iç açı bir dış açı ya da 90 60sa burası da 30 oldu. Ya da 3K 3K'dan dolayı 30 30 diyebiliriz. Şuradaki üçgen 30 60 90 üçgen. 30'un karşısı 3K ise 60'ı karşısı 3 kök 3K olur mu? Olur. Hocam 42'yi kullanmam lazım. O zaman büyük üçgende Pisagor bağıntısı yapacağım. Yani 42'nin karesi eşittir. Nedir? 3 kök 3K'nın karesi 3 kök 3K'nın karesi artı 6K'nın karesi diyeceğim. 42'nin karesini hiç açmayayım. 42 çarpı 42. 27 artı 36. 27 ile 36'yı toplarsan kaç çıkıyor? 63.5 ya evet 63k kare yaptı burası. E, sadeleştirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Sadeleştirecek olursak burada. Hocam 7'ye bölsen 7'ye bölsen 9 6. 3'e e bölsen 3'e bölsen 2'ye 3. 3'e bölsen 3'e bölsen 12 mi yok 14 mü? Evet 14 yaptı arkadaşlar burası. 28. Evet k kare 28 oldu. K kare eşittir 28 ise k buradan kaç geldi gençler? kök 28 kök 28 dediğimiz nedir 2 kök 7'dir 4 çarpı 7 olduğundan dolayı bizden ne isteniyor KEG üçgeninin çevresi KEG üçgeninin çevresi hocam bu bir eşken üçgen çıktı ya yani burası 3K bizden çevre isteniyor 3K isteniyor K da 2 kök 7 olduğundan çevre kaç çıkar 6 kök 7 çıkar arkadaşlar yani 4. soru böylelikle Edremit oldu geldik 5. soruya GABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ise buradan çizilen nedir arkadaşlar? Kenar ortay. Buradan çizilen de kenar ortay. Buradan çizilen de nedir? Kenar ortaydır. Hemen şunu da eksik parçaları tamamlayalım. BK ile KC'yi birbirine eşit vermiş. Hocam BK ile KC birbirine eşitse bunları farklı bir eşitle göstereyim isterseniz. Şunlar birbirine eşitse hocam K iken 2K olacak. Bunlar da KK oldu. Yani burası da eşit oldu. Aynı şekilde GL ile LC birbirine eşitmiş. GL ile LC birbirine eşitse hocam şurasıyla da Şunları şöyle içi dolu yuvarlaklı göstereyim. Şurası birbirine eşit verilmiş. Ee, enken. 2 en yani olacak. Bunlar da enen oldu. Yani burası da yuvarlak oldu mu arkadaşlar? Oldu. Tamam. Her yer eşit çıktı burada ya. DC'yi de 15 vermiş. E hocam burası da 15. Hatta 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçten dolayı 15'tir. E, hatta burada 1'e 2 oran var. Direkt 1'e 2 oran. 3'e böldüğümüz zaman kısa parçayı bulmuyor muyduk? Buluyorduk. Yani burası kaç yapar? 5. Değil mi? Çünkü tamamı 15 olduğundan dolayı muhteşem üçten dolayı arkadaşlar. 5 ken. Burası da kaç oldu? 10 oldu. Kısaca kenar orta uzunluğu belliyken 3'e böldüğümüzde kısa parçayı buluyoruz. Bunu hep söyledik. 5, 5 iken 10 oldu. E hocam benden şu Fatma Kara artı EL isteniyor. Fatma Kara'ya bak bakayım ne var burada. Hop hocam şuradaki üçgen. Şunlar eşit bunlar eşit. Bir orta taban çıktı mı çıktı. Yani ne var burada? Bir orta taban 10 ken. Fatma Kara'yı 5 bulduk. Artı. EL de isteniyor. Hocam bunlar da paralel. Çünkü niye bunlar eşit bunlar eşit olduğu için. Burada da bir orta taban çıktı. Yani burası da 5 oldu. Cevabımız kaç yaptı o zaman? 10 yaptı. 5. soru böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 6'ya. AB bölü BC isteniyor. AB ile BC'ye yoğunlaşacağız arkadaşlar. Biz. Şimdi BG ile GC'yi birbirine eşit vermiş. BG ile GC birbirine eşit. Bu ağırlık merkezini kullanmamız gerekiyor. Ya hocam şunun devamını getireceğimiz belli. Değil mi arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. E tamam getirdik. Bu ne olmak zorunda? Kenar ortaya olmak zorunda. E şunlar da birbirine eşit. Bu eşitliği ben nasıl kullanacağım? Allah Allah. Buraya ben bir A desem. Buraya 2A desem. E hocam burası da 2A mı? Evet. Bak devamından dolayı. E, burası 90 derece değil mi? Evet. A 2A ise burası A kök 5 midir? Aynen öyle. Burası da A kök 5'tir. Hop şurası da 2 kök 5A mı çıktı? Evet. E burada da Pisagor bağıntısından 2 iki kök 2A iki mı oldu burası? Aynen öyle. Alibey uzunluğu. Yani 2 kök 5A bölü BC. 2 kök 2 A isteniyor. Bölü 2'ler A'lar gitti. Kök 5 bölü kök 2. Kök 2 eşitliğinde çarparsam kök 10 bölü 2 mi olur arkadaşlar cevabımız? Evet. Yani 6. soru böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 7'ye. G'yi kullanacağım. Gençler G ağırlık merkezi. ABC'nin ağırlık merkezi. ABC'nin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ise buradan geçen kenar ortaydır. Hemen şu kenar ortaylığı gösterelim. K'da ABD'nin. Hemen gösterelim. ABD'nin ağırlık merkezi. Gençler K ağırlık merkezi ise bu ağırlık merkezinden geçen şurada bir kenar ortaylık vardır. E hocam burada da 1'e 2 oran var aslında şöyle bakacak olursak. Yani şuraya bir e, K diyecek olursam burası K iken burası 2K olacak ama 2 eş parçaya bölüyor. 3K'yı 2 eş parçaya bölmek sıkıntı. Bence buraya 2K diyeyim. E o zaman burası da 4K olur. E hocam burası da o zaman 4K olacaksa toplam 6K ya. Şöyle göstereyim isterseniz. Nasıl göstereyim he? Şöyle göstereyim. Hocam burası 4K ya. Toplam 6K. O zaman burası 3K. Burası da 3K olacak. Yani buraya ne kaldı? K kaldı. Devam. Bir şey daha verilmiş hocam. Ali Kara 2 tane EG'ye eşitmiş. EG uzunluğu K iken Ali Kara uzunluğu da 2K'ymiş. Ali Kara uzunluğu 2K iken hocam burada da ağırlık merkezi olduğunun için K. E, 2K'ya K oran mı vardır burada? Evet. A ne çıktı burada? 3K, 3K, 3K. Muhteşem. O zaman burası 90, 90, 35 ve X. Yani 35 ile x'in toplamı kaç yapmalı? 90 yapmalı. İkisi de buradan kaç buluruz? 55 derece olarak buluruz. Cevabımız böylelikle Cihan oldu. Geldik bir sonraki soruya. G ağırlık merkezi 12 verilmiş. E ne yaparsın? Ağırlık merkezi hocam bunun devamını getiririz. Ya da bunun devamını getiririz. 12 verilmişse e, tabii ki bunun devamını getirmek daha mantıklı. Ağırlık merkezini kullanmak için. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ve ağırlık merkezinde 1'e 2 oran olduğundan burası alttır. E hocam bak ben buradaki A'yı bulursam olayı bitiririm. Nasıl bulacağız buradaki A'yı? Böyle. Hocam dikten dik çizilmiş. Öklit bağıntısı var? Aynen öyle. Bunun karesi bu çarpı tamamı olduğundan. A kare eşittir. 6 çarpı tamamı 18 olduğundan dolayı. Ee, burası da A kare eşittir. 18'de 6 çarpı 3 ya. Kare gün aldığımızda A da buradan. Kare içinde 6 çarpı 6 çarpı 3 olduğundan dolayı 6 kök 3 diye çıkar. Evet A 6 kök 3 ise Bizden ne isteniyor? X isteniyor. 2A isteniyor. O da 12 kök 3 çıkar arkadaşlar. Yani 8. soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 9'a. Bir ABC üçgeninde hemen ABC üçgeni çizelim arkadaşlar şöyle. Bir ABC üçgenini çizdik. Çizince ne çıktı karşımıza? ABC. A uzunluğu A'nın karşısındaki A'dır arkadaşlar. A 6. B B'nin karşısındaki B'dir. B 8. VA ile VB dikmiş. Hemen VA'yı ve VB'yi çizelim. VA'yı çizdim. VB'yi çizdim. Ve bunlar dik kesiyorlarmış. Şöyle 90 derece arkadaşlar. E bu VB ise hocam bu 4 4 diye ayırdı. Bu da 3 3 diye mi ayırdı? Aynen öyle. C kenarının uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bize şuradaki uzunluk soruluyor. Ne yapacağız burada? E hocam yapacak şey belli. Ne yapalım biliyor musunuz? Burada bir Pisagor bağıntısı var. E hocam burası A iken burası nedir? 2A'dır. Pardon. Enken 2N diyelim. A'yı burada kullandık ya. Burası da M iken burası da 2M diye midir? Evet. E hocam burada bir Pisagor var. E aynı şekilde şurada da bir Pisagor var. E bu Pisagorları uygulayalım arkadaşlar. O Pisagorları da şöyle göstereyim ben. Kırmızıyla değil de şu bizim her zamanki şu sarı pastel boya mı diyorlar? Ne diyorlar buna? Bununla gösterelim. Hocam burada 4m kare artı n kare yazıyorum. 4m kare artı n kare neye eşit? 16'ya eşit. Hocam burada da m kare artı 4 n kare m kare artı 4 n kare eşittir 9 yaptı. Sen neyi bulacaksın? c kare eşittir 4 m kare artı 4 n kare. Hocam m'yi neyi ayrı ayrı bulayım işte demeyin. m kare artı n kareye ulaşsanız olur. Taraf tarafa topla 5 m kare artı 5 n kare eşittir 25 yaptı. M kare artı N kare eşittir 5 yaptı. E burada C kare ne oldu o zaman? 4 M kare artı 4 N kare ise 4 çarpı 5'ten 20'ye eşit oldu. C de buradan kök 20'dir. Kök 20 dediğimizde 2 kök 5 yapar arkadaşlar. 9. soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik ona. G ağırlık merkezini kullanacağım arkadaşlar. Soruda bu arada verilen bilgileri hemen ben halledeyim şöyle. Şu AB ile AC birbirine eşit verilmiş. CG ile şu parçayla DB uzunluğu DB uzunluğu şu parça eşit verilmiş. Bunların eşitlerini kullanacağız mutlaka. Nasıl kullanacağız? Arkadaşlar şu ağırlık merkezinde ya bu ağırlık merkezin devamını böyle getirip kenar ortay diyeceğim ama şekil çok karışıyor. Ya da bunun devamını getirip buradaki kenar ortay olmasını söyleyeceğiz arkadaşlar. Sanki bu daha mantıklı. Hocam bu kenar ortaydır. Eyvallah. A, ikiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açı ortay mıdır? Evet. Yani burada hala daha ilk çizim yapacağım belli. Şurada saçma sapan yerler var. Bunların eşitliği var. E burada dik tabanı keş parçaya bölmüş. Aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Yüksekliğin kollarında şöyle. E hocam şu ve şu. İkiz kenar üçgen oldu mu? Oldu. Aa burada da bir ikiz kenarlık çıktı. Bak gördünüz mü? Şimdi de alaka kuruldu. E o zaman ben buraya bir alfa dersem. Burası da alfa. Niye açıya dalıyorum? AG ve DB uzun isteniyor benden. DB ve AG. Oo. Hocam burada bu arada bu arada bu arada bu arada bir şey var mı? Özel bir durum var mı diye bakıyoruz. İkizkenar kenar başka da bir şey yok. Var 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 fark ettim. Yani burada bir şey fark ettim. Ne fark ettim? Neyse açıya dalıyordum ben. Dalayım. Alfa iken burası da alfa. E, hocam iki, iki iç açı bir dış açıdan iki alfa yaptı. İkiz kenarlıktan burası da iki alfa. E, burası 90 derece. 90 iki alfa alfa. Toplam 3 alfa eşittir 90 sa alfayı buradan 30 buluruz. Alfa 30 sa hocam burası 60 oldu. Burası da 60 oldu. E, o zaman burası 30 oldu. Burası da 30 oldu mu? Oldu. Tamam soru çıktı o zaman arkadaşlar. Bir yerden başlayalım. Oran isteniyor bizden. Hatta 60 90 sa burası da 30 oldu. Burası da 30 oldu mu? Oldu. 30'un karşısına 1 dersek hatta k diyelim. 60'ın karşısı k köküştür. Hocam burası da k. Burası da 2k mı? Evet. 30'un karşı 90 karşı 90'ın 2K. Burası da 2K oldu. Şimdi AG bölü DB isteniyor bizden. AG'ye bak bakayım. Hocam burası K kök üçgen. Burası da 2 kök 3K değil midir? Evet. AG'yi bulduk. 2 kök 3K bölü DB. DB de 2K. Hocam K'lar nanay. 2'ler nanay. Ne kaldı? Kök 3 kaldı. Cevabımız böylelikle kök 3 yaptı. Yani 10. soru Edremit oldu arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Bir dik üçgenin dik kenarlarına ait kenar ortaylarının uzunluklarının kareleri toplamı. O zaman bir dik üçgen çizelim bakalım. Dik üçgeni çizip ona göre yorumlayalım. Dik üçgeni çizdin. Evet burası 90 derece. Kenar ortaylarının dik kenarlarına ait kenar ortaylardan bahsediyor. Hemen şunu da şöyle çizdim. Hocam bu kenar ortay bu da kenar ortay. Hipotenüse ait kenar ortay uzunluğunun kaç katıdır diye soruluyor. Evet bu kırmızı çizginin kaç katıdır diye soruluyor. Karesinin kaç katıdır diye soruluyor. Bu arada Arkadaşlar şuraya bir A, B, C diyecek olursak ne yapacağız burada? İşlem yapacağız. Başka da yapacak bir şey yok. Hadi yapalım bakalım işlemimizi. Başka yapacak bir şey yok gençler. Ee ben buraya bir ne diyeyim? A diyeyim A diyeyim. Buraya da B diyeyim. Buraya da B diyeyim. Ee burada şu VB uzunluğunun karesi bakın şurada bir Pisagor bağıntısı yapabilir miyiz arkadaşlar? Çünkü bunların kareleri toplamından bahsediyor. Dik kenarlarına ait kenar ortaya uzunluklarının kareleri toplamı. Arkadaşlar VB'nin karesi. VB'nin karesi neye eşittir? 4A kare artı B kare değil midir? Aynen öyle. 2A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir? Peki şuradaki dik üçgende de şuna da VC diyecek olursak VC'nin karesi neye eşittir arkadaşlar? A kare artı 4B kare değil midir? Zaten bize diyor ki dik üçgenin dik kenarlarına ait kenar orta uzunluklarının kareleri toplamı. Yani bu toplam kaç yaptı? VB kare artı VC kare Hocam 5a kare artı 5b kare yaptı. Hipotenüs ait kenar uzunluğunun karesinin kaç katıdır? İşte bunun karesinin kaç katıdır diye soruluyor. Arkadaşlar şuraya bakacak olursak, burada da Pisagor yapacak olursam, burası nedir arkadaşlar? Burası 2a'nın karesi artı 2b'nin karesi olduğundan hocam burası 4a kare artı 4b kare değil midir kare küçerisinde? Evet. E o zaman burada da burası nedir aynı zamanda? 4 parantezin aldığımız an 4 kare küçüğünde a kare artı b karedir. Yani burası 2 tane kare içinde a kare artı b kareye eşittir. E hocam şu eşit bu eşit bu da eşit değil mi? muhteşem şundan dolayı? Yani burası kare içinde a kare artı b kare. E hocam burası da kare içinde a kare artı b kare. E o zaman burası da kare içinde a kare artı b kare. Evet bize istenilen şu e, dik kenarlara ait kareleri toplama kenar ortaylarının kareleri toplama. 5 a kare artı 5 b kare şu hipotenüse ait kenar ortayın karesinin kaç katıdır Yani a kare artı b karenin kaç katıdır diye soruluyor. Cevabımız o zaman kaç çıktı? 5 çıktı. Yani 11. soru edremit oldu. Geldik 12. soruya. Kenar uzunlukları 8, 12 ve 16 cm olan şekildeki üçgen kağıdın b küsüsü c küsüsü ile çakışacak şekilde d boyunca katlanarak adc dörtgeni elde ediliyor. Ben bunu B köşesini nereye getirecekmişim arkadaşlar? Buraya getirecekmişim. Şöyle bir kağıdı katlamışım. Katlanmış hali geri açalım mı arkadaşlar? Açalım. Katlanmış hali geri açtığın zaman bakın eski haline geri getireceğiz kağıdı sadece. O kağıdın eski hali şu değil mi arkadaşlar? Bakın CD'den geçiyor. Sonra B noktası şuralarda bir yerlerde arkadaşlar. Şu bizim katlamada ne olacak? Şu katlamada bizim C köşesi hop buraya gelecek. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Bakın şu kağıdın simetriği bakın sadece buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Aynısının lacivertli. Hop şu şekilde konmuş oldu. E buradaki işin esprisi ne? Bakalım katlama sonucunda elde edilen AE köşegenini isteniyor. Ha, AE. Arkadaşlar şu şekille bakın dikkat. Şuradaki şekille buradaki şekil aynı değil mi? Birbirinin simetriği. Yani aslında buradaki çizgiyle de bakın bu da katlanmış gibi değil midir aslında şöyle baktığınız zaman. Hop katlanmış da üst üste binecek. A uzunluğu, e uzunluğuyla A üstü E uzunluğu aynı değil midir? Aslında burası A E uzunluğu. Bizden ne isteniyor? A E uzunluğu isteniyor. Ya A e uzunluğu da nedir? Burayı iki eş parçaya bölmüş hocam burası. Çünkü katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit ya. Yani burada işin özeti şu. Hocam şunlar birbirine eşit ve benden A E uzunluğu isteniyor. Aslında bu nedir? Bir kenar ortay uzunluğudur. Kenar ortay uzunluğunda ne yapacağız arkadaşlar? Kenar ortay teoremini yapacağız. Ha isterseniz kenar ortay teoremini yapmayın. Hocam buraya alfa deyip büyük üçgende kosinüs teoremi bir daha küçük üçgende kosinüs teoremi yapıp iki tane kosinüs teoremi ile sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da hocam ben buraya bir alfa derim. Burada kosinüs teoremi buraya da 180 eksi alfa deyip burada da bir kosinüs teoremi yapıp öyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Ama ben kenar ortay teoreminden yapacağım. Ya, kenar ortay teoreminden yapmasam mı bir de Pisagor bağıntısından mı yapsam acaba diye düşünüyorum aslında ama. E, şuradan da yapılabilir tabii ki ama işlem kalabalığı da olabilir arkadaşlar. Şuradan dik çizseniz A'yı B'yi bulacaksınız ama burada bir tehlike oluyor. Onu da söyleyip Hocam buraya bir A buraya da bir B diyelim. Bir burada Pisagor bir de büyükte Pisagor yapıp A'yı B'yi 2 bilimin 2 denklemi yapacaksınız. Hatta ikisinde de B ortak değil mi? Hocam B ortak. B kare 8'in karesi eksi A'nın karesine eşit. Ee, aynı zamanda B kare 16'nın karesi eksi A artı 12'nin karesine eşit. Oradan da çıkartırsınız. Yalnız burada A negatif çıkabilir. A'nın negatif çıkması demek ne demek biliyor musunuz? Çizdiğiniz dik içeri düşecek anlamına geliyor. O yüzden öyle bir tehlike söz konusu arkadaşlar. Burada da dik çizerek de sonuca ulaşabilirsiniz. A ben kenar ortay teoremini gösterdim zaten. O yüzden kenar ortay teoremini yapıyorum. 2 tane x'in karesi kolların kareleri toplamı 8'in karesi artı 16'nın karesi eksi tabanın karesi bölü 2. 12'nin karesi bölü 2'den çıkacak sonuç arkadaşlar. Yani 2x kare eşittir 64 artı 256 eksi 144 bölü 2 72 yapar. Arkadaşlar 2'ye bölüp de mi işlem yapsam şurada. Şu ikisini toplarsam kaç yapıyor? 256 ile 64 toplarsam sanırım 320 yapıyor. Ee, 320 2'ye bölsem 160. 160 eksi e, 36 yaptı burası. Bu da 2x kareyi de 2'ye bölsem x kare oldu burası. Yani x kare buradan neye eşit oldu? 100. 24'e eşit oldu? Evet. 124'e eşit oldu değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. X kare 124 ise X de buradan ne olacak? Kök 124. Kök 124 de ne? 2 kök 31 mi? aynen öyle. 2 kök 31 dersek 4. 4 kere 1 4. 4 kere 3 12. Evet. 124 yapıyor. Cevabımız böylelikle balı kesir oldu ve bu testi de bitirdik. O zaman diyoruz? bir sonraki videoda 7. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.